ilçemiz Çukurca'da sağlanan huzur ortamı, güven ortamı ile kamu yatırımları ilçemize daha fazla girmeye başladı. Bir şehirde güvenlik varsa, bir yerde huzur varsa orada yatırım vardır. İnsanlar yatırımlar yapabilir, hedefler olur, gençlerin de hayaller olur. Çukurca son 4-5 yıllık periyotta devletimizin güç iradesiyle çok gelişti, değişiyor. Bu anlamda da yeni yapılan kamu yatırımlarıyla da ilçemizin çehresi güzelleşiyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Spor Tutu Teşkilatı'nın destekleriyle ilçemizde yapımı tamamlanan bu Çukurca Belediyesi ve Bakanlığımız tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın protokolüyle belediyenin tamamladığı kapalı halı sahamız var. Şu an yapımı devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ve sauna hamam projesi var. O yapımı devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Temeli atılıp yapımına başlanan kapalı spor salonu var. Yine Çukurca Kaymakamlığı özel idare ile Gençlik Spor Bakanlığımızın protokolüyle yapılan spor kompleksimiz var. Onun da büyükçe bir kısmı tamamlandı. Sentetik sahanın açılışını yaptık. Voleybol ve basketbol sahası tamamlanacak. Onlarla beraber açılışını yapacağız. İlçemizin en önemli değeri, tarihi itibariyle de ilçemizdeki en kıymetli ve en eski yapı, tarihi Emir Şaban Camii'mizin restorasyon işlemi vardı. Onun da restorasyonunu tamamladık ve ibadete açtık. Devam eden, bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam eden tarihi kale evleri var. Onlar da tamamlanacak. Bunların bir kısmı butik otel, bir kısmını Çukurca Kültür Evi şeklinde biz planlıyoruz, kullanacağız. Toplamda bakıldığında ilçemizde yaklaşık şu an için açılışını yaptığımız faaliyete giren 22 milyonluk bir kamu yatırımı var. Bu devam edecek, daha fazlası yapılacak. Söylediğim gibi güvenlik sağlandı, huzur ortamı tesis edildiği zaman bu yatırımlar devam eder, daha iyileri yapılır. Biz de bu anlamda Çukurca'da sağlanan huzur ortamıyla ve kamuonun, devletimizin yaptığı yatırımlarla çehresi değişiyor, Çukurca güzelleşiyor.
gelecek. Biz niye buna bağladık? Çevireceğiz. Aynı bizler. Bizim belediyemizin binası çok küçüktü. Hizmet vermemize engeldi. Bizi ilçemizin güzel bir alanda, tam hakimine, karşısına kale evlerine yakın 555 metrekare üzerinde 3 kat artı terasıyla 4 kat diyebileceğimiz 4 kat diyebileceğimiz hizmet binası yapıyoruz. Çukurca'nın geldiği seviyeye yakışır bir şekilde inşallah 2022'de faaliyete açacağız. Hizmet binamızın yapımında Körfez Belediyesi'nden demir desteği oldu. Diğer belediye imkanlarıyla yapacağız. İnşallah 2022'de faaliyete açacağız.